1 Kasım 2023 Çarşamba İstanbul at yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün İstanbul koşularını YouTube kanalımızda yorumlayacağız. Elazığ için detaylı bilgiler ve şablonlar yarış günü WhatsApp listemize paylaşılacaktır. Doğu illerinde özellikle gidişat yorumlarımızı okumak isteyenler mutlaka WhatsApp hattımıza eklesinler. 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımız, 6 yıldır aktif olup yıldızlı bülten takipçilerine hizmet vermektedir. Şimdi İstanbul programına geçelim. İstanbul programında 9 koşu var. Tüm koşular hakkında detaylı yorumlarımızı yapacağız. Takip atlarımızı, iyi duruma gelen tüm isimleri ve yarış gidişatları hakkında sizleri bilgilendireceğiz detaylı yorumlarımız ile tüm atlar hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. En faydalı bilgileri bulabileceğiniz bu videoyu izlerken beğeni yapmayı unutmayalım. Şimdi koşu yorumlarına geçelim. Birinci koşu. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat olacak. Liderliği bir numaralı heva alacaktır. Önde çok rahat kalacağını söyleyemeyiz. Çünkü o gibi hafif süratli bir isim, Vedat idaresinde yarışacak. Yani Vedat mutlaka öndeki atı yakın takip edecek ve biraz zorlayacaktır. Yine de bir numaralı Heva, gidişat avantajından dolayı kuponlara yazılabilir. İki numaralı Odayijini, yarış seçilerek koşturulan bir isim. Kayıtlı olduğu birçok programı pas geçip buraya hedeflediler. Özellikle ağır tempolu gidişat aradıklarını düşünüyoruz. Vedat'ın da stiline uygun bir gidişat olacağı için çok şanslı olduğunu söyleyebiliriz. O değijini kuponların olmazsa olmazıdır. İlk İstanbul yarışını kazanabilir. 3 numaralı Anadolu Prensesi üst düzey rakipleri geçebilen kaliteli bir isimdir. Çimde henüz birinciliği yok fakat çok kötü koştuğunu söyleyemeyiz. Biraz eksik olsa da çimdeki ilk birinciliğini bu rakipler arasında alabilir. Mutlaka kuponlarda olsun. Bu koşuyu 3 at ile geçeceğiz. 2 numaralı o dayıcınıyı çok tuttuğumuzu belirtelim. 2, 1 ve 3 sıralaması ile bu koşuyu geçelim. İkinci koşu. Bu koşuda kesinlikle riske girmeye gerek yok. İlk kez koşan 3 tayın yarış görme amaçlı koşabileceğini düşünüyoruz. 1 numaralı Optimus Prime sürekli ikinci üçüncü kalmaya devam edebilir. Bu karakterde bir isme kesinlikle güvenemeyiz. 2 numaralı Asasino Karataş idaresinde iddialı olacak. 3 numaralı Aydın Ağa bu kez sentetikte çok daha iyi koşacak. 4 numaralı Kornid'de takı değişiklikleri var ve bugün beklenenin üstünde koşabilir. 8 numaralı Nikolika ise ısrarlı binicisi ile bir kez daha yazılmalıdır. Bu koşuyu 5 isimle rahatça izleyelim rakamsal sıralamamız, 1, 2, 3, 4, 8, şeklinde oldu. Üçüncü koşu. Bu koşuda süratli bir tempo beklemiyoruz. 5 numaralı şans kaynağı muhtemelen liderliği alacaktır. 3 numaralı Kızılca Pınar, Vedat idaresinde onu yakın takip edecektir. Hemen yanında ise 1 numaralı Lima yer tutacaktır. Lima ve Kızılcapınar, güç olarak farklı olduğu rakibi şans kaynağından erken kurtulabilirler. Düzlükte de muhtemelen aralarında birincilik mücadelesi yapacaklardır. Biz 3 numaralı Kızılcapınar'ı çok daha ön planda tutuyor olsak da, Kocakayalı Lima affetmeyebilir. Dolayısıyla 3 ve 1 sıralamasını yazıp daha rahat bir yarış izlemek gerekir. Dördüncü koşu. Üç numaralı Yücekan, liderliği alarak yarışan bir isim. Hafif süratli diyebileceğimiz birkaç rakibi var fakat, onlardan etkilenmeden temposunu kurabilir. Çıktığı gibi bitirme ihtimalini yüksek görüyoruz. 3 numaralı Yücekan, liderliği alabildiği her yarışta iddialı olabilir. Bugün grup uygun ve lehine bir gidişat var kilo kaldırabilen bir isim olduğunu ve Akın Sözen idaresinde kazanmasını beklediğimizi belirtelim. 3 numaralı Yücekan, günün bankosu olarak yazılabilir. Beşinci koşu. Bu koşuda iki tane süratli isim var. 6 numaralı makarazı kız stili rakibinden biraz daha süratli bir isim. Stili rakibi 3 numaralı Javaronok Goşa ise, öndeki rakibini sıkıştırıp ekürisine avantaj sağlamak isteyebilir. Bu sayede yarış biraz süratli başlamış olur. Bizce hafif süratli bir tempo, 4 numaralı Kafka Esk ve 5 numaralı Asi e çok yarayacaktır. Özellikle Asi Lelif'i takibe aldığımızı biliyorsunuzdur. Bugün lehine şartlarda mutlaka etkili koşacaktır. 1 numaralı Sinsin Ateşi, üst gruplardan gelen bir isim. İlk kez sentetiğe çıkacak. Piste uyum sorunu yaşayacağını düşünmüyoruz. Çime göre eksik kalsa bile gücünün yarısı bu gruba yetebilir. Mutlaka yazalım. 9 numaralı Garnet'i hafif kilodan dolayı yazalım. İdman pisti görüntüsü de çok iyi. Ali Kaçmaz idaresinde ters bir yarış çıkarabilir dikkat edin. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 4 5 1 9 şeklinde oldu. 6. koşu. Bu koşuda hafif süratli bir tempo olabilir. Bir numaralı Velox'un gruptan çok farklı bir at olduğunu düşünmüyoruz. Kilosu ağır ve Vedat idaresinde 7'de 0 yaptı. Ancak uygun rakipler yanında kazanamaz da diyemeyiz. Velox, Laguna Boy ve Mr Gino öne erken gelebilecek isimlerdir. Özellikle kilo farklarından dolayı 3 numaralı Laguna Boy'u ve 5 numaralı Mr Gino'yu mutlaka yazalım. 2 numaralı Tarkinio, beklentilerin yüksek olduğu bir isimdir. Hafif süratli bir tempoda etkili düzlük sprinti yapabilir. 4 numaralı Baba Hunter'in idman görüntüsü muhteşem. Çok hafif kilosu ile mutlaka iddialı olmasını bekliyoruz. 6 numaralı Kando ise uzun zamandır takip ettiğimiz bir isim. Kazandığı yarıştan sonra form durumunu koruyor. Yarışlarında çok kötü koştu diyebileceğimiz bir koşu yoktur. Bugün binicisi iyi idare ederse kazanma şansı da olabilir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 3, 5, 2, 4, 6, şeklinde oldu. 7. Koşu Bu koşuda liderliği bir numaralı Artemisa Gentle alacaktır. Hafif süratli tempo atları var fakat onlardan etkilenmeyebilir. Özellikle kilo kiloya koşacağı için, sentetik piste rağmen ilk sıradan yazalım. 2 numaralı Mr. Big Shot'ın son durumunu çok beğeniyoruz. 5 ay aradan sonra koşacak olmasına rağmen, mükemmel idman durumunu yansıtıp kazanabilir. Çok etkili bir dinçlik yarışı yapacak dikkat edin. Ağır tempodan dolayı önlerde gidecek olan, boş kilolu 8 numaralı Drogtu mutlaka yazmanızı önereceğiz. Ankara'da yarışlar gördü ve çok iyi hazırlandı. İstanbul sentetiğindeki tek yarışı da iyiydi. Bugün iyi koşmaması için hiçbir sebep yoktur. Zor bir yarış fakat bugün için bu üç ismi yeterli gördük. Belki yarış günü son dakika duyumlarına göre ekleme yapabiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1, 2, 8 şeklinde oldu 8 koşu İki yaşlı İngilizlerin katılacağı bu maiden koşu, oldukça zor geçecek. Liderliği alabilecek 3 isim var. 7 numaralı Soleil Jardin, 5 numaralı Tulkas ve 6 numaralı Senza Fiato, yarışı önlerde kabullenen isimlerdir. Süratli bir tempo beklemediğimiz için bu tayların şansının yüksek olduğunu belirtelim. Özellikle dikkat etmenizi istediğimiz isim, 6 numaralı Senza Fiato olacaktır. Yakın takibimizdeki bu tay, her an yarış kazanacak kıvamdadır. Bizce yarış kazanması oldukça gecikti. Bugün ilk sıradan yazalım. 5 numaralı Tulkas'da Vedat var. Öndeki atı yakın takip ederek mutlaka iyi koşacak. Kesimenlikle kuponlarda olsun. 2 numaralı Give God, 3 numaralı Human Torch, 7 numaralı Soleil Jarden ve 8 numaralı Super Cluster, daha geniş kuponlarda olması gereken isimlerdir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 6 5 2 3 7 8 şeklinde oldu. 9. koşu. Günün son koşusunda kalabalık bir grup var ve muhtemelen süratli bir tempo olacak. Liderliği 3 numaralı Jia alabilir. 8 numaralı King Runner onu yakın takip edecek. 14 numaralı Numara Complaints ve 17 numaralı Stradlet Sky'da önlerde yer tutmak için erken hamle yapacaklardır. Bunlara iç kulvar avantajı olan 12 numaralı First Point'te katılabilir. Biz ilk şansı önlerde tempo yapacak olan 12 numaralı First Point'e vereceğiz. Çok formda olan bu safkanın son işi de çok iyiydi. Özellikle ön grup atları arasında düzlüğe en diri çıkacak olan isim olduğunu düşünüyoruz. Ayhan Kurşun idaresinde rakiplerini trafik mücadelesi ile baş başa bırakabilir. Net favorimizdir. 1 numaralı efsane Can iyi koşuyor ve kazanmaya yaklaşıyor. Ama hep iyi performans gösteren bir rakibine geçiliyor. Bugün yıl sonu yaklaşıyor diye yazalım. Kiloya rağmen kazanabilir. 2 numaralı Always My Way son yarışında başarılı bir ikincilik elde etti. Pistin ağırlığına rağmen çok iyi koştuğunu belirtelim dıştan çok güçlü gelen rakibine karşı yapabileceği bir şey yoktu. Bugün Kocakaya idaresinde kazanır da adını duyuracaktır. Daha sonra 5 numaralı ekaraj ekürilerine şans verelim. Ekürisi 20 numaralı Pantera'yı da çok beğeniyoruz. Gücünü yarışlara taşıyamıyor fakat her an patlama yapabilir. Biz ekürilerden birini mutlaka yazalım. 8 numaralı King Runner ile 11 numaralı Stormy River bu koşuda çekindiğimiz isimler olup sağlam kuponlara ilave edilebilirler. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 12 1 2 5 8 11 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. WhatsApp hattımıza katılmak isteyenler 0 542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip üyelik hakkında bilgi alabilirler.